Çok teşekkür ederim rica hocam. Ederim, rica Şimdi ederim. Sağlık sistemi daha çok tartışılacak ama önemli bir konu var. Onu da belirterek bu başka bir gündem maddesine geçelim. Değindim ilk bölümde. Şehir hastaneleri. Ya dünyada bir sistem bitiyor, bunlar şehir hastaneleri yapıyor. Değerli seyirciler, şehir hastanelerine ulaşmak mesele. Şehrin dışında, uzak. Hastanın yetişmesi son derece zor. Her bölüm yerleştirildiği için bölümler arasında gidip gelmek, trafik, hasta taşınması, hastanın sağlık hizmetlerine ulaşması neredeyse imkansız bazı yerlerde. Doktor bulamıyorlar. Ya ameliyat ediyor, ki ben tanık oldum, ameliyat ediyor. Ameliyattan sonra tamam benim işim bitti diyor, onu başka bir bölüme gönderip o bölümde takip edilmesi lazım. Kemoterapi yapılacak mı, yapılmayacak mı, takip edilecek mi? Mesela alıyorlar kolon kanseri nedeniyle işte bağırsakları dışarıya çıkartıyor, torbayı takıyor ama torbayı kimi çıkaracağı, tekrar kimi takip edeceği belli değil. Kaderinize bırakıyorsunuz. Şehir hastaneleri böyle, ulaşamıyorsunuz. Sizi yönlendiren bir danışmanlık hizmeti veren kimse yok, rehber yok. Garip bir şey. Garip. Çünkü şu AKP'liler, AKP tayfası zenginleşti. Onların özel hastaneleri var. O hastane sahiplerinden biri bugün Sağlık Bakanı. Biri de üniversite yaptı kendisi. Evet. Evet. Biri de üniversite yaptı. Evet. Tekel Genel Müdürlüğü'nün binasını mesela buna niye verdiniz? Sirkeci'deki Galata Köprüsü'nün hemen dibinde Saraçhane tarafındaki. Böyle bir takım kamu binaları da bunlara hibe edildi. Niye? Vakıf Üniversitesi bunlar bir yasadan yararlanarak bu binaları alıyorlar. Niye aldıkları, neden verildi ki? Hangi gerekçeyle verildiği belli değil. Bakıyorsunuz hocam özel hastane sahiplerinin önemli bir kısmı AKP'de. Öyle. AKP yalnız. Tabii. AKP'liler insanların gerektiğinde yakınları için evini satacağı, varını yoğunu satarak yakınlarına, çocuğuna, annesine, babasına harcayacağı, sağlığına ulaşsın, kavuşsun diye bir durumdur. Yani insanların gözünü kırpmadan harcama yaptığı bir alandır sağlık. İnsanların bu zaafından, insanların bu özelliğinden, insanların bu yaşama içgüdüsünden bu kadar ne diyelim, vahşice yararlanıldığı başka bir sistem yok. Başka bir sistem yok, olmadı. İstismar edildiği. Evet, istismar edildiği başka bir sistem yok. Sistem derken ülke yok. Ülke yok. İnanılmaz bir şey ya. Bir iğne yaptırmak özel bir hastanede bir iğne ya. Bir iğne. 300 lira, 270 lira, 300 lira, 400 lira. Ne yapıyorsunuz siz? Bu sağlık sisteminin iyi olduğunu söyleyenin alnını karıştırın. Bakın bazı vakıf üniversiteleri var. Bazı vakıf hastaneleri var. Tam tersine bu ülkenin bazı köklü aileleri, zengin aileleri daha farklı bir tür sosyal hizmeti. Devletin bıraktığı boşluğu dolduruyorlar. Aynen. Koç Hastanesi bunlardan biri mesela evet. Sizin yattığınız. Evet. Bir vakıf hastanesi. Evet. SGK geçerli vesaire geçerli. Böyle hastaneler var. Fakat bu yeni zenginleşen AKP tayfası, bu mücahitken müteahhit olan bu tayfa inanılmaz vahşi, açgözlü, saldırgan. Düştünüz mü o hastanelerden birine, düştünüz mü sizi soyup öyle çıkartıyorlar. Muayene etmek için soymuyorlar sadece. Sizin paranızı da neyiniz var neyiniz yok neredeyse alıp öyle gönderiyorlar. Böyle vahşi bir sağlık düzeni kurdular. Buyurun hocam ben söz hakkımı kullanmış evet, oldum. Tamam rica konuda. Ederim. Şimdi aslında bu üçüncü dönem adaylığı üzerinde duracağım ama. Oradan gidelim hocam. Oradan gidelim isterseniz. Bir, tabii çok önemli bir olay daha var. Onu söyleyeyim sonra yani onu bir cümle.